Ülkenin dört bir yanında demokrasi her geçen gün bir kez daha defalarca ısrarla ayaklar altına alınmaya devam ediliyor. Üniversitelerden söz ediyorum. Dün de burada bazı örneklerini sizlerle paylaştık. Boğaziçi Üniversitesi'nde dün 550. nöbet tutuldu. Neye karşı? Antidemokratik kayyum uygulamasına karşı. Önceki yılın 1 Ocağı'nda oraya bir kayyum rektörü atandı. Profesör Melih Bulu, onun ömrü 6 ay vefa etti o görevde. Ardından yerine yeni bir kayyum atandı Naci İnci ve o okulda, o pırıl pırıl eğitim kurumunda, o köklü tarihi eğitim ve demokrasi standartlarıyla pırıl pırıl bir tarihi olan Boğaziçi Üniversitesi'ne en büyük kötülükleri yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de diploma töreninde işte olay istemiyorum, eylem istemiyorum, pankart istemiyorum. Bak, mezun olduğunuzda mezuniyet törenlerini, kartlarınızı ya da haklarınızı iptal edelim falan gibi tehditler savurdu. Sonra orada törenlerde halkın içine bile çıkamamış, gitmiş odasında vermiş derece alanlara ödüllerini vesaire. İşte derecelerini, takdirnamelerini, diplomalarını vesaire. Kendini bu durumlara düşüren bir rektör. Sonra ertesi gün ya da iki gün sonra Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesinde öğrencilerin diploma töreninde pırıl pırıl bir genç tıbbiyeli, genç bir doktor orada konuşma yapıyor. Atatürk ilkelerinden söz ediyor, akademik özellikten ve özgürlüklerden söz ediyor ama telaş içinde bir dekan, bir profesör gelip o çocuğu susturmaya çalışıyor. Hadi yavrum tamam yeter yeter, gereği yok bunların filan diye o konuşmanın yapılmasını önlemeye çalışıyor. O çocuğun konuşmasını dinlediyseniz ya da konuşma metnini gördüyseniz hiçbir zararlı ya da hiçbir rahatsız olunacak unsur bulunmamasına rağmen kalkmış oradaki dekan Profesör Deniz Bey çocuğu susturmaya çalışıyor. Tabii protestolarla karşılaştı, yuhlandı ve onun üzerinde de çocuk da direndi, helal olsun. O da konuşmasını tamamladı. O rektörü mahcup duruma düşürdü. Dün de duyduk ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde zaten pandemi nedeniyle 2 yıl üst üste yapılamayan diploma töreni iptal edilmiş. Gerekçe efendim bazı gruplar orada eylem yapmaya kalkışabilirmiş. Bazı gruplar orada eylem yapmaya kalkışabilir diye Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin o geleneksel diploma töreni iptal ediliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin diploma töreninin iptal edilmesinin gerekçelerini şimdi okuyalım haberden. Efendim neymiş? O devrim stadı var ya, o şeylerinde, basamaklarında, ta 1970'lerde öğrencilerin yazdıkları devasa puntolarla bir devrim sloganı var orada. Ondan dolayı da orası devrim stadı diye anılıyor. ODTÜ'nün şeref nişanesidir oradaki o basamaklardaki yazı, tribünlerdeki yazı. Diyor ki rektörlük, son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversiteyi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabasının belirgin bir şekilde görüldüğü. Abuk sabuk bir cümle de ben tercüme etmeye çalışayım. Yanlı dediği bizden yana olmayan demeye çalışıyor. Yani reisten, AKP'den, iktidardan ve benim zihniyetimden yana olmadıkları için ben o pankartları, o sloganları, o görüşteki insanları orada bir gösteri yaparken görmek istemiyorum diyor. Niye? Çünkü biliyorsunuz geçmiş yıllarda son derece üstün bir zeka ürünü pankartlarla, işte dövizlerle filan orada yürüyüş yapan öğrencileri gördük. Sistemi eleştiriyorlardı, iktidarı eleştiriyorlardı, rejimi eleştiriyorlardı, eğitim sistemini eleştiriyorlardı ve bin bir türlü dünya ve Türkiye sorunuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiriyorlardı. Şiddet var mı? Yok. Silah var mı? Yok. Kimseye bir saldırı var mı? Yok. Agresyon var mı? Yok. Sadece zeka ürünü pankartlar taşıyarak, hem de zaman zaman insanları kahkahayla güldürecek mizah ürünü pankartlar taşıyarak orada geçiş yapıyorlardı çocuklar. Öyle bir geleneği oluştu ODTÜ'nün. Oradan da başka yerlere sıçradı. Şimdi başka yerlerde de benzerleri yapılıyor. Rahatsız oluyor beyler. Demokrasi düşmanı beyler. Örümcek kafalı beyler. Kapkara zihinli beyler. Öğrenci düşmanı beyler. Bilim düşmanı beyler. O töreni yasaklamışlar.
törenlerin bu statta gerçekleştirilmesinin güvenlik nedenleriyle mümkün olmayacağı noktasına gelindiği. Nasıl bir saptama yapmışsa bu temelde 2020-2022 akademik yılı diploma törenleri fakültelerimizin organizasyonunda bölümlerimiz bünyesinde 2-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Nerede düzenlenecek? Küçücük bir salon, bir sürü güvenlik görevlisi, sesini çıkaranın kafasına ineceksiniz herhalde. Bağırış çağırış bilmem ne olay. Ya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de başka üniversitelerinde açık havada, üstelik de bu yaz mevsiminde öylesine görkemli şölenlerle çocuk keplerini havaya fırlatacağı filan ortamlarda düzenlenmesinden niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Hepimiz biliyoruz. Çünkü sizler demokrasinin düşmanısınız. Çünkü sizler bilimin düşmanısınız. Çünkü sizler genç ve pırıl pırıl beyinlerin düşmanısınız. Aynı o kürsüde konuşma yapmaya çalışan, gencecik tıbbiyeliği engellemeye çalışan dekan gibi. Aynı Boğaziçi Üniversitesi'nde diploma törenini iptal eden kayyum rektör Naci İnci gibi, aynı başka üniversitelerde yine bilime ve demokrasiye düşman o kapkara, karanlık, örümcek beyinli kafalar gibi. Sorduğun zaman her biri böyle bir yakışıklı cübbelerle filan ortalığa çıkan, havalı havalı böyle dolaşan profesörler, doçentler, doktorlar filan, değil mi? Yazıklar olsun sizlere o diplomaları veren sisteme. Yazıklar olsun sizlere o diplomaları, o unvanları veren ve o makamları oturtan insanlara. Şu pankartlardan, şu çocuklardan, şu gençlerden niye korkuyorsunuz? Nedir korkunuz? Çünkü sizleri teşhir ediyorlar. Sizlerin ne kadar gerilerde, kaç yüzyıl gerilerde olduğunu yüzlerinize vuruyorlar da onun için korkuyorsunuz, değil mi? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bir an önce anahtarları bırakıp paspasın altına çıkın, gidin o görevlerden. Layık olduğunuz yerde ne yapmak istiyorsanız, hangi haltı yemek istiyorsanız gidin yiyin. Türkiye'yi bilimle, demokrasiyle, bu gençlerle baş başa bırakın. Layık değilsiniz o okulların o makamlarında oturmaya hocalar. Buradan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörüne sesleniyorum. Hiç mi utanmayacaksın yarın öbür gün torunların ne yaptın dede sana o yıllarda dediklerinde ona cevap verirken hiç mi yüzün kızarmayacak? Ben diploma törenini yasakladım aslanlar gibi. Çocukların orada yürümelerine izin vermedim mi diyeceksin. Kendi çapında tırnak içinde iftiharla. Yazıklar olsun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörüne. İsmini bilmiyorum ama ismi de önemli değil, o kendisini bilir herhalde.